Dijital ortamda başlattığımız EGD buluşmaları devam ediyor. EGD Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde Zoom Gelişen Pazarlar Pazarlama Müdürü Emre Aydın'ın katılımıyla yapılan toplantıda son dönemde en çok kullanılan platformlardan Zoom'un değerlendirmesi yapıldı. Sevgili arkadaşlarımız, bu Eylül geliyor artık. Toplantılarımız da önümüzdeki süreçte hızlanacak. Bu onlardan ilki. Bu hepimizin uzun süredir çok yakından tanıdığı, bildiği Zoom'u daha da yakından tanımak için Emrah Bey'e rica ettik. O da kırmadı bizi, sağ olsun geldi. Hem bize Zoom'u anlatacak, hem önümüzdeki dönemdeki, yani yüzyıldaki dijital iletişimde Zoom'un yeri noktasında bilgiler verecek ya da dijital iletişim nereye doğru evrilecek, belki ona ilişkin beyin fırtınası yapacak bizimle. Ben sözü uzatmadan hemen Emrah Bey'e sözü vermek istiyorum. Sonra sorularınızı yanıtlayacak Emrah Bey 1,5 saate yakın bizimle birlikte olacak. Emrah Bey, buyurun, söz sizin. Öncelikle çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben biraz önce ifade ettim size. Biz Zoom'la tanışmamız ilk yönetim kurulu toplantısıyla oldu. Ardından sektörel toplantılar, ekonomi toplantıları, televizyon programları derken bayramlaşma en son yaptığımız işti. Yaklaşık bugüne kadar her ay neredeyse 7-8 Zoom toplantısı yaptık bu pandemi döneminde. Bu anlamda da biz işimizi yapmada bize yardımcı olduğu için sizin sizin adınıza Zoom'a çok teşekkür ediyoruz. Söz sizin efendim, buyurun. Merhabalar, ben çok teşekkür ederim hem zamanını sen ilginiz için. Çok kısa kendimden bahsedeyim, Emre Aydın. Zoom'da büyüyen gelişen pazarlar dediğimiz, emerging market dediğimiz bölge, öncelikle Türkiye olmak üzere Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Avrupa bölgesinden sorumluyum. Burada özellikle KOBİ ve orta büyük seviye işletmelerin burada satış operasyonlarının kurumu ve yönetimi üzerine çalışıyorum. Yaklaşık 10-11 aydır Zoom'dayım. Pandemi öncesinde çalıştım. Geçtiğimiz Kasım ayında kimsenin beklemediği, zaten bu dönemleri kimse beklemiyordu o zaman. Tamam. Evet. Ne dedik? 21. yüzyılda iletişimden biraz bahsedelim. İletişim nereden nereye geldi? Nasıl bir dönemden geçtik? Ve Zoom'un bu dönemde aldığı rol neydi? Buna biraz değinelim istedik. İletişim geçirdiği bir dönüşüm vardı aslında. Bir dönüşümden geçiriyordu. Hem bunu konuşmak zamanlama açısından hem de getirdiği fırsatlar açısından heyecan verici, güzel bir zaman, enteresan bir dönem. Dünyada son birkaç ayda büyük oranda değişti. Ve bu değişimi insanlar ekranlarından takip etti. İsterseniz bunun en başına dönelim. Ocak 1 dediğimizde, yeni yıla girdiğimizde dünya farklı bir yerde. İletişim dünyası olarak bakarsak biz nasıl diyelim, iyimserlikle başladık. Çünkü iletişim yöntemleri değişiyordu. Teknolojik bir dönüşümden bahsedebiliriz oluşuyordu ve birleşik iletişim teknolojileri aslında bir trend haline geldi ve insanların hayatlarını hem daha kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Burada buna neden olan bazı gerçeklerin farkındaydık o zamandan. Mesela bunlardan birisi, en önemlisi belki de insan faktörü. Dünyadaki iş gücünün neredeyse yarısı Y ve Z kuşağından oluşuyor. 10 yıl içinde bu üçte ikisini geçecek. Bu ne demek? Yani hayattan ve işten beklentiler aslında değişiyor. Ve hızla da değişmeye de devam edecek. Çünkü bu kuşaklar, özellikle Z kuşağı, işte Snapchat, YouTube, Facebook vesaire gibi daha çok mobil telefonlar, akıllı telefonlarla büyüdüler. Yani hız, kolaylık, özel ve iş hayatın vazgeçilmezleri, temel beklentileri oldu. Ve video da bunun vazgeçilmezlerinden oldu. Bunu sizler de gözlemliyordunuz. Hatta kendiniz de kullanıyordunuz. Bunu tecrübe ediyordunuz. Mesela yani dizüstü bilgisayarlarımız, işte cep telefonlarımız, hatta giyilebilir cihazlar kullanıyorduk. Hala da kullanıyoruz. Ve hayatımızı daha esnek ve kolay bir hale getirmeye başlamıştı. Mesela bir kafeden işlerimizi yürütebiliyorduk. Konferanslara fiziksel olarak ama aynı zamanda sanal olarak katılabiliyorduk.
Acil görüşmeleri hem de video üzerinden bir taksinin arka koltuğunda veya bir vapurda yapabiliyorduk. Yani bu mümkündü. Bunun dışında işte toplantı odalarımız var hala vardı ve bunları kullandığımız birçok düşük maliyetli ve kolay ulaşabilen ekipman ve yazılımlarla bütün dünyaya bağlayabiliyorduk. Yani bu dönüşümden hep beraber geçiyorduk. Ofise, yani bakarsanız aslında bir taraftan ofisi ve müşteri toplantısında veya herhangi bir şekilde bir iş halletmek için başka bir yere fiziksel olarak yer değiştirmek, uzaklara gitmek vesaire hem pahalı hem de verimsiz bir hale gelmeye başlamıştı. Özellikle şöyle düşünelim, 10 yıl içinde nüfusu 10 milyonu geçen mega şehir sayısı 43'ü bulacak. Bu düşünüldüğünde trafikte kaybettiğimiz o zaman, o sinir, o verimlilik, verimsizlik diyelim. Bunun yerini video konferans olanaklarını avucumuzun içine kadar getiren teknolojiler sayesinde çok daha verimli ve hatta sağlıklı geçirilebilen bir zaman haline gelmişti. Yani aslında bu dönüşümden hep beraber bir payımızı almaya başlamıştık. Akabininde böyle devam ederken her şey yeniden değişti. Bu sefer ama çok daha hızlı ve çok daha dramatik bir şekilde. Covid-19 krizi, Covid-19 hayatımıza girdi. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Dünya o ana kadar hani görmedi, daha doğrusu şöyle diyeyim, daha o ana kadar garanti saydığı gündelik hayatın devamını öncelikli haline getirmek zorunda. Burada hepimizin ortak payı, ortak kilit ne diyelim, adaptasyon oldu. Bu yeni değişime, hızlı değişime bir şekilde adapte olmak zorunda kaldı. Konferans alanları, toplantı odaları, muayenehaneler, ofisler, sınıflar, okullardaki sınıflar birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde aslında evlerin mutfaklarına, oturma odalarına taşınmak zorunda kaldı. Çok büyük organizasyonlar, binlerce kişilik organizasyonlar günler haftaları içinde bütün çalışanlarını eve gönderdi, eve taşıdı, evden hayatlarına ve işlerine devam etmelerine olanak vermek zorunda kaldı. Burada mesela bir örnek olarak 290 bin kişilik bir uluslararası bir banka bunu yapmak zorunda kaldı. İki haftada bütün çalışanlarını eve taşıdı. Türkiye'den örnek verirsek mesela Turkcell 14 bin kişilik çalışanını çok kısa sürede yine eve taşıdı. Daha binlerce de örnek dünyadan verebiliriz. Bu hiçbirimizin beklemediği dramatik ve çok hızlı bir dönüşüm oldu. Bu noktada da Zoom olarak biz misyonumuzu belirledik. Önceliğimiz eğitimin devamı oldu. Ve ilk 30 gün içinde yanlış hatırlamıyorsam 25 ülkede 90 binin üzerinde okulun online olarak, yani uzaktan eğitime devamını sağladık. Ülkemizde de yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Bakanlığı ile birlikte özellikle uzaktan eğitim özelinde çok öncü bir projeye imza attık. Pardon. İlk ve orta eğitimin devamlılığına Zoom altyapısı üzerinde kurulu EBA canlı eğitim sınıflarıyla katkı sağladık ve sağlıyoruz. Dünyada binlerce üniversite, yine ülkemizde İTÜ, Boğaziçi, TED, Bilkent gibi birçok üniversite yine Zoom üzerinden eğitime online olarak uzaktan devam etti. Türkiye ve önde gelen özel ve devlet kuruluşları, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen özel devlet kuruluşları yine aynı şekilde işlerine devam edebildiler. Ve aynı zamanda mümkün olduğunca yine sağlık hizmetleri hali hazırdaki Zoom altyapısını, platformunu kullanarak kesintiye uğramadan devam edebildi. Mesela hukuki duruşmalar, mahkemeler Zoom üzerinden yapıldı. Piyano dersleri alındı. Düğünler yapıldı. Yeni bebek partileri yapıldı. İnsanlar evlat edindi. Sırf Zoom üzerinden. Tamamen Zoom üzerinden. Yine sevdiklerinin son görevlerini yerine getirdiler. Cenazeler yapıldı. Maçlar düzenlendi. Zoom altyapısı üzerinden maçlara katılınabildi. Takımlar desteklenebildi. Amatör veya profesyonel spor takımları, sporcular Zoom üzerinden hobilerine ve yaşamlarına, sağlıklı yaşamlarına ara vermek zorunda kalmadılar. Devam edebildiler. Biz de yine bazen kraliyet ailesi, İngiltere kraliyet ailesini üyelerini birbirlerine ya da halkına bağlarken bazen de uzayı dünyaya bağladık.
Yani aslında neler yapılabileceğini bu süreçte hep beraber biraz da görmüş olduk. Biz özellikle daha öncesinden ağırlıklı olarak kurumsal firmalar, kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılırken birden biraz önce bahsettik Selpak olunca herkes kullanmaya başlayınca çok yeni farklı kullanım şekilleri ortaya çıktı. Bizim de öngörmediğimiz ve yeniden öğrendiğimiz şekillerde. İletişim nereye gidecek? Nasıl ya yani bu yeni bir pandemi sonrası yeni bir dönem başladı. Yani siz kurumsalla gidiyordunuz ama artık herkes sizi tanıyor. Yani düğün sahiplerinden kaynanalara, eniştelere herkes sizi tanıyor noktasına geldiniz. Ufak ötesi yani öyle bir noktaya geldi. Herkese dokunuyorsunuz bir de. İletişim nereye gidecek? Yani bizim meslekle ilgili iletişimde nasıl bir gelişme olacak? Herkesin muhabir olabileceği bir sistem de yaratıyor bu kendiliğinden. Orada bir öngörünüz var mı? Orada bir bakış açısı var mı? Sizin şahsi ya da Zoom'un öyle bir bakış açısı var mı? Buyurun söz sizin efendim. Tabii ki, tabii ki. Şöyle söyleyelim, en başta bahsettiğimiz gibi iletişim zaten bir dönüşümden geçiyordu. Pandemi bunu hızlandırdı. Yani mobil cihazların ve teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması, daha esnek hale gelmesiyle biz zaten bazı şeylerin daha farklı şekilde bunları yapabileceğimizin farkına varmıştık. Daha önce çok zor veya imkansız görünen, mesela online eğitim diyebiliriz. Bunun pandemi döneminde zorunluluk takibinde mümkün olduğunu gördük. Ve bunun gibi birçok dediğiniz gibi farklı kullanım şekilleri ortaya çıktı. Birçok yeni fırsatlar aslında. Yani insanların hayatını belki de kolaylaştırmak, daha verimli hale getirmek için yeni farklı fırsatlar olduğunu anladık. Bunun öncülerinden biri eğitim oldu. Bizim görüştüğümüz, benim görüştüğüm dünya çapında, Türkiye'de eğitim kurumlarından genel olarak duyduğumuz şu, pandemi inşallah bittiğinde online veya uzaktan eğitim bir şekilde devam edecek. Bir şekilde bir hibrit diyebileceğimiz şekilde devam edecek. Yani bu okulların vesairelerin veya eğitim kurumlarının kendi stratejilerine göre farklı oranlarda olabilir, farklı şekillerde olabilir. Ama mesela mühendislik fakültelerini ben biliyorum ki mühendislik fakültesi öğrencinin orada gidip bir şeylere dokunduğu mekanik mühendisliği mesela. Yani bir şeyler yapıyor olması lazım. Ben kendim elektronik mühendisiyim. İlla ki bir şey yapmanız lazım. Bir kısmı fiziksel olmak zorunda. Ama olmaması gereken, olmak zorunda olmayan kısımları da var. Bunları online olarak devam edecekler. Birçok yerden duyduk. Daha önceki yine böyle medya sohbetlerinde de söylendi. Birçok şirket bizim artık 2 saatlik bir toplantı için Amerika'ya gitmeye gerek ihtiyacımız yokmuş aslında. İyi anladık diyorlar. Ve çok fazla şekilde duyuluyor bu. Ve bu böyle devam edecek. Dediğiniz gibi başta söylediğiniz firmalar bunun aslında maliyet avantajları, insanların hayatlarını aslında iyileştirmek açısından. Çünkü yola kaybedilen o zamanın kaybedilmemesi, evde aileyle daha fazla veya arkadaşlarla daha fazla zaman harcayabilmek için, yani kendi hayatımızda daha fazla zaman ayırabilmek için bu tip avantajlar sağladı. Sadece maliyet de değil. Bunları gördükçe insanlar bundan geri dönmeyecektir. Yani genel kanı bizim hepimizin de duyduğu, benim şahsi görüşüm de bu. Bu teknolojinin çok daha hızlı bir şekilde hayatımızı değiştirmeye devam edeceği ve hayatın dediğiniz gibi her alanına dokunmaya devam edecek. Oluştukça biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni özellikler katmak istiyoruz. Yani mesela bir gün neden olmasın? Herkes burada 21 ülkeden 21 farklı insan farklı dilde konuşup birbirine Zoom üzerinden farklı sadece kendin dilini konuşarak mesela anlaşabilse. Yani böyle şeyler mümkün olan şeyler aslında. İleride belki de olabilecek şeyler. Yani ve teknoloji bizi buraya getiriyor. İlla Zoom yapmak zorunda değil bunu ama gelecek olarak dersek sırf insanların hayatını kolaylaştırma ve esnekleştirme üzerine kuruldu. Ve buna daha çok yaklaşıyoruz. Ve akabinde bir geri dönüş, tam bir eski normale dönüş olmayacak diye bir kanı var. Artık yeni, tam olarak hatırlamıyorum ne dediklerini onunla ilgili ama yeni normal diyorlardı galiba. Yeni normal ile karşı karşıyayız. Ve bir nevi adapte oluyoruz buna. Ve benim düşüncem, özellikle bu konuda tabii ki ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bunun konuda uzman
Yani çok zeki insanlar var dünya çapında. Yani bize nasıl daha nasıl daha iyi yapabiliriz vesaire şeklinde sürekli zaten tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ve bundan öğrendikçe de bence daha da ileri gideceğiz ve teknoloji hayatımızı çok daha fazla değiştirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Emrah Bey. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiniz. Çok güzel bir toplantıydı. Zoom'u gerçekten merak ediyorduk biz de. Çok kullanmış olmamıza rağmen bir böyle onunla karşı karşıya gelmek de çok hoştu. Çok memnun oldum. İnşallah yine birlikte beraber bir araya geliriz. Daha fazla konuşma fırsatımız olur. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Katılan arkadaşlarımıza da meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun efendim.